Mehmet Ali Bulut. Can boğazdan çıkar. Kan gruplarına göre beslenme. Düzenli aralıklarla kanın temizlenmesi, hacamat. Düzenli oruçlar tutmak başlıklı bölümünün başında değindiğimiz gibi insan ne kadar dikkat ederse etsin illa da kanı kirlenebiliyor. Kirlenen kan kılcal damarları tıkar. Kılcal damarları tıkanmış bir vücut, şebeke sistemi bozulmuş bir bahçeye benzer demiştik. Siz farkına varmazsınız ama bir de bakarsınız ki bahçenizin bir yanı kuruya vermiş. O zaman anlarsınız ki şebeke bozulmuş ve onu tamir etmek gerekiyor. Bu usul ihmalkar insanların usulüdür. Bir tür insanda vardır ki her yıl çitinin çatısının, sobasının, kombisinin veya kalorifer kazanının bakımını yaptırır. Varsa bahçesinin su şebekesini sık sık kontrol ederek arızalı kısımlarını vaktinden önce tamir eder. Damlama sistemle bahçesini suluyorsa tıkanan su yollarının açılmasını, her bir ağacın dibine suyun ulaşması için sistemi gözden geçirir ve böylece yıkım gelmeden sistemini tamir eder. İşte hacamat dediğimiz nebevi yöntem böyle bir şey. Mukavvısın doktoruna verdiği cevapta Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurmuşlardı? Biz acıkmadan yemeyiz. Yediğimiz zaman tıka basa midemizi doldurmayız ve senede bir hacamat yaparız. İşte hacamat her şeye rağmen yediklerimiz ve içtiklerimizden dolayı tıkanmış olan kan damarlarının açılması, temiz kanın yeniden her uzva yeterli miktarda ulaşabilmesi için yapılan bir işlemdir ve sünnettir. Her bahar ve sonbaharda hacamat yaptırmak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tavsiyesidir. 35-40 yaşına gelip de hiç hacamat yaptırmamış bir insan kanı temizlemesi için en az 4-5 tarama hacamatı yapması gerekir ki kan temizlensin. Tabi bu arada beslenme şeklinde de değiştirmek gerekir ki kan temiz kalsın. Oysa bir taraftan hacamat yaptırıp diğer taraftan yine kanı kirletmeye devam etmek fazla bir fayda sağlamaz. Hacamat, yanlış beslenme ve yaşam tarzından kaynaklanan sebeplerle tıkanmış, kanın vücutta sağlıklı dolaşmasına imkan tanımayan damarların açılması için yapılan bir operasyondur. Bu işlemi uzman birilerine yaptırmanız gerekir. Çünkü hangi hastalık için vücudun hangi bölgesinden nasıl hacamat yapılması gerektiğini, tarama hacamatı için hangi bölgelerden kan alınması gerektiğini ancak işin uzmanları bilir. Ayrıca hacamat yaptırdığınız zamanların uygun tarihler ve günler olup olmadığına dikkat edin. Kokular bahsi. Kan gruplarına uygun beslenmeyi esas alan böyle bir eserde kokular konusuna ayrı bir bahis açmamız size tuhaf gelebilir. Doğru yaşam ile çok ilintili olduğuna emin olduğum kokuların sağlık açısından önemini size anlatabilmek için nasıl bir yol takip etmem gerektiği hususunda ben de bocaladım. Çünkü tamamen nesnel düşünmeye alışmış günümüz insanına böyle bir subjektif görünen bir konuyu anlatabilmek de zor. Bilindiği gibi kokular aynı zamanda varlıklar ve türler arası ilişkilerin de konusudur. Sevme veya nefret etme duygusunu, gönüllü veya zorunlu itaat ve bağlılığı hepimiz biliriz. Ama bunu sadece sevgi ve korku ile izah eder geçeriz. O sevginin kalpte nasıl ve niçin oluştuğu, nasıl bir mekanizmayı harekete geçirdiği konusunda fazla zihin yormayız. Büyüğümüze itaat ederiz. Annemize, babamıza, hocamıza, patronumuza ve hiç de bu kategoriye girmeyen bir dizi insan, nesne, varlık vardır ki onlara dair yüreğimizde sevgi oluşur. İnsanoğlunun tabiatı fıtraten üç şeye gönüllü itaat etmeye eğimlidir. Biri menfaat, diğeri güzellik, bir diğeri kemal yani olgunluk, mükemmellik ve ehil olmak. İnsan çıkarı için birine itaat edebilir. İnsan güzel olan şeyi sever ve kamil yani olgun ve işinde yetkin insanlara itaat etmekten yüksünmez. Menfaatin gerekçesi kendi çıkarımızdır. Nefs kendi çıkarını sevecek şekilde var edilmiş. Ve doğal olarak bir şeyde çıkarı varsa onu sever ve ona itaat eder.
Güzelliğe karşı sevginin varlığı da yaratılışımızın bir gereğidir. Yani bu beden dediğimiz düzenekler bütünü. Güzel olan şeye fıtri bir ilgi gösterir. Onun tabiatında güzelliğe karşı bir prestij ve itaat etme mekanizması vardır. Ve tabi güzel huy, davranış ve bilgelik de insanı kendisine bağlar. Bütün bunları biliyoruz ve yaşıyoruz. Ama neden filanı seviyoruz da feş mekanı sevmiyoruz? Neden X ile karşılaştığımızda yüreğimizde bir coşku kabarır da Y ile karşılaşmamak için yolumuzu dahi değiştiririz? Bazı renkler, ortamlar ve şahıslar üzerimizde derin etki bırakır. Ama bu etkinin nasıl oluştuğunu, niçin kalbimizin veya bedenimizin o etkiye, o tepkiyi verdiğini düşünmeyiz. On binlerce arıyı bir kraliçe arının etrafında kenetlemeye sevk eden, belki zorlayan demek gerekir, güç nedir? Kraliçe arı nasıl bir güç veya yöntem kullanıyor ki, tüm o arıları kayıtsız şartsız kendisine itaat ediyor ve onun kolonisinden ayrılamıyorlar? Korku mu, çıkar mı, güzellik mi yahut ne? Ben kendi bireysel tecrübelerimle biliyorum ki o arıları kovanın kraliçe arısına itaat etmeye sevk eden güç ne korku ne menfaat, ne çıkar ne de güzelliktir. Belki Allah öyle yaratmış deyip geçebiliriz ama Kur'an dahi sık sık bu tabiat olaylarına dikkatlerimizi çeker. Yerleri, gökleri ve içindekileri tefekkür gözü ile değerlendirmemizi bekler ve sık sık da hiç düşünmezler mi, akletmezler mi uyarısına etrafımızda olup bitenlere karşı zihnimizi açmaya davet eder. Güneş ve dünya arasındaki çekim kanunu vardır. Biz bu bir fizik kanunu olarak açıklar geçeriz. İşte benzer bir durum arılar ve kraliçe arı arasında vardır. O çekimi sağlayan kokudur. Konuyla ilgili olarak çocukluğumda yaşadığım bir hadiseyi aktaracağım. Çocukluğumda evimizin bal ihtiyacını karşılayan birkaç kovanımız vardı. Bir gün bir kovan oğul verdi. Arılar kovandan çıkmıştı ama kovanın kapısından öteye gitmiyorlardı. Kovanın üstünde adeta minik ve siyah bir bulut parçası gibi dönüp duruyorlardı. Galiba kraliçe arı çıkamıyor diyerek uygun şeyler giyinip kovana yaklaştım. Kovanın içine baktım, evet, o arıların etrafında toplandığı kraliçe arının bir ayağı hala mumun içindeydi. Ayağını kurtaramıyordu. Ben onu kurtarayım diyerek iki parmağımla usulca onu tutup çıkarmak istedim. Sonra düşündüm ki çekersem ayağı kopabilir. Başka bir tedbir bulayım diye düşünerek elimi kovandan çıkardım. Elimi kovandan çıkarmamla o havada uçuşan arıların parmak uçlarıma üşüşmeleri bir oldu. Bir anda elimde koca bir arı yumağı olmuştu. Korkudan öyle bir çığlık atmıştım ki köyün tüm vadisine yankılandı. Allah'tan babam yetişmişti de korkma, sana zarar vermezler. Kraliçe arının kokusu ellerine bulaştığı için parmaklarına üşüşüyorlar. Seni kraliçeleri zannediyorlar diyerek korkumu giderdi. Sonra beyi çıkardı ve bir kovana doldurdu. Tüm arılar yeniden onun etrafında toplaştılar. Ben o gün kokuların ne menem bir şey olduğunu anladım ama bu mekanizmaların aslında tüm varlıklarda mevcut olduğunu çok sonraları fark ettim. Sonraki yıllarda anladım ve bildim ki Cenab-ı Hak eşyayı ve tüm varlıkları böylesi görünmez bağlarla birbirine rapt etmiş. Tabii ki en dipte onun zatı muhabbeti vardır ama bilene. Kumanda televizyon ilişkisi. Kumanda ve televizyon ilişkisini bir düşünün. Bir salonda 1 milyon televizyon var ve hepsinin frekansı aynı kumandaya yönlendirilmiş diyelim. Bir çocuk tüm o televizyonları bir düğmeye dokunarak açar, kapatır. Kanallarını değiştirir, renk ve ses ayarlarını yapar. Fakat hemen yanı başında duran ama kumandası farklı olan bir televizyona hükmedemez.
Aynı şekilde Cenab-ı Hak türlerin kendi içindeki koordinasyonu, sevk ve idaresi veya bir kitle halinde hareket edip kendilerinden beklenen fonksiyonları yapabilmeleri için önce onların içinden farklı donanımlı bir bey, kraliçe veya lider yaratır. Ona diğerlerinin kayıtsız şartsız itaat edecekleri bir kumanda gücü verir. Diğerlerine de o kumandadan etkilenecek düzenekler bütününü. İşte canlılar arasındaki bu iletişim ve etkileşimi sağlayan sırlı güçlerden biri de kokudur. Cansız varlıkların bir arada bulunmalarını, mesela atom zerreciklerinin bir araya gelip molekülleri, moleküllerin birleşip hücreleri, hücrelerin birleşip dokuları, dokuların organları meydana getirmeleri gibi çekim denilen bir sır ile sağlanmıştır. Koku hem iletişimi sağlar hem de itaati. Yine kokuların etkisine dair çocukluğumdan kalma bir gözlemim var. Bunu herhalde keçi besleyen herkes biliyordur. Koç katımı zamanı, yani keçilerin döllenme mevsimi geldiğinde tekeler 1-2 hafta evde tutulur ve süreye salınmaz. Bundan maksat keçilerin aynı zaman dilimi içinde döllenmesini sağlamaktır. Ta ki oğlakların doğumları da aynı döneme denk gelsin ve bakıcı rahat etsin. Bu bekleme döneminde teke sürekli idrarıyla tüylerini ıslatır ve sonunda civarını öyle bir koku kaplar ki çok terlemiş ve etrafına keskin bir ter kokusu yayan insanlara teke gibi kokuyorsun diye hakaret edildiğini biliriz. Döllenme zamanı gelmiş dişi keçiler adeta kelebeklerin ışığa üşüştüğü gibi ona yönelirler. Parfüm etkisi. Bugün koku mekanizması aynısıyla insanlar için de kullanılmaktadır. Yüksek dişilik hormonu içeren parfümler, yüksek erillik özü hormonu taşıyan parfümlerle insanların birbirlerini etkilemesi veya sanal hormonlarla takviye edilmiş koku yayıcılarla güya hoş, çekici veya ferah ortamlar var edilmek istenmektedir. Aynı şey çamaşır sularında ve yumuşatıcılarda da kullanılmaktadır. Bu sentetik ve sanal kokular sayesinde insanlar birbirlerini kendilerine ait olmayan kokularla anlamaya çalışıyorlar. Elbette başlangıçta koku sürünmek başkalarını rahatsız etmemek amaçlıydı. Bugün ise amacın çok ötesinde fonksiyonlar da icra ediyor parfümler. İş salt bu boyutuyla kalsa koku bahsi yine de bu kitabın konusu olmayabilirdi. Çünkü artık koku mekanizmaları çok farklı ürünlerde hiç de masum olmayan amaçlarla kullanılmaktadır. Gıda sektörü de bunların başında gelmekte ve insanlar gıdalarda kullanılan değişik kokularla adeta avlanmakta ve bazı yiyeceklere bağımlı hale getirilmektedir. Size yine bir örnek vereceğim. Mesela ortalıkta bırakılmış bir kesme şeker, o ortamda var olan tüm karıncaları çeker. Öyle ki o kadar kısa zamanda bunca karıncanın nereden çıkıp geldiğini anlayamazsınız. Eğer bir yerlere yağ dökülmüşse emin olabilirsiniz ki oraya hemen karasinekler hücum edecek. Şayet bal dökülmüşse bu sefer de müşterisi bal arısı, yaban arısı ve bir parça da karıncalar olur. Ama eğer ortalıkta bir parça et bırakmışsanız önce eşek arısı ve yaban arısı gelir. Biraz daha bekleyip de et kokmaya başlayınca sarı sırt denilen zırhlı sinekler üşüşmeye başlar. Biraz daha koktuğunda ise zırhlı sinekler gelir, daha koktuğunda değişik sinekler ve uçucular gelip üzerine lavralarını bırakırlar. Her kokunun farklı müşterileri vardır. Görüyorsunuz ki her kokunun farklı müşterileri vardır. Ve her varlığın, her nesnenin, taşın, toprağın, ıslak taşın, havanın, suyun sadece kendisine ait doğal bir kokusu vardır. Ve bu aynı zamanda o evrendeki diğer tüm türdaşlarından ve diğer yaratıklardan ayırt eden mümeyyiz vasfıdır. Ve her kokunun da bir müşterisi vardır. Halk arasında derler ya, topal eşeğin kör alıcısı olur veya bitli bakkalın kör alıcısı olur diye.
İşte Allah da her bir kokunun müşterisini, daha doğrusu mekanizması o kokudan etkilenen birini var etmiştir. Tıpkı bunlar gibi her insanın da tamamen kendine özgü bir kokusu vardır ve o kokunu doğal olarak etkilediği insanlar da vardır. İnsan kendi öz kokusunu değiştirmedikçe müşterilerinin halinde de değişiklik olmaz. Kokuların evlenmedeki rolü. Zaman zaman yeni evlenecek çiftlere bu konuyu açıyorum. Sizi birbirinize çeken, yani bir yığın başka alternatif varken birbirinizi tercih etmenize sebep olan sırrı kaybetmeyin tavsiyesinde bulunuyorum. Kokunuzu değiştirmezseniz yaşlandığınızda da en az bugünkü kadar ve hatta daha fazla birbirinizi seversiniz diyorum. Evet, gerçekten bir genç kız kendisini asla terk etmeyecek biri tarafından sevilmesini istiyorsa yalnızca kendine özgü kokusunu yaymayı sürdürmeli. Ta ki gerçekten o kokuyu sevecek olan müşterisi gelsin. Siz kokunuzu bozar, değiştirirseniz o kokuyu seven müşteriler gelir ama onlar genellikle size sıkıntı verirler. Çünkü onlar gerçek bağlarınız, bağımlılarınız olamazlar. Siz kendiniz kaldıkça, sade ve düzgün yaşadıkça kokunuz da kendinize özgü kalır. O özgün kokunuzun gerçekten etkilediği insan gelip sizi bulur. Siz ya da muhatabınız yaydığınız o kokuyu bozup değiştirmedikçe yaşadığınız olaylar, sıkıntılar ve tasalar sizi birbirinizden ayıramaz. Ama siz gerek yeme içme kültürünüzü değiştirerek, gerek davranışlarınızda farklılaşarak veya yaratıcının insana teklif ettiği sorumlulukları yerine getirmeyerek kokunuzu değiştirirseniz bir de bakarsınız ki sizi seven o müşteriniz, aşığınız, sevgiliniz, eşiniz artık sizi sevmez olmuş veya siz artık onu cezbetmiyorsunuz. Cenab-ı Hak Allah'a ve Resulüne itaat edin ve birbirlerinizle çekişmeyin. Sonra birbirlerinizden ayrılırsınız ve kokunuz gidiverir. Buyurarak bize itaat etmek, iyi geçinmek, ayrılmak gibi konular ile koku arasında açık bir münasebet olduğunu işaret ediyor. Ayette geçen Resul'e itaat edin buyruğu esasında müminin her davranışında Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi model alması gerektiğini ve yaşamın tüm hallerinde yeme içme, uyuma, çevresiyle münasebet vesaire onun örnek alınması gerektiğini bildirir. Allah'a itaatten maksat ise daha önceki sayfalarda da temas ettiğimiz gibi sünnetullah denilen evrensel kurallara uyumlu yaşamaktan ibarettir. Dolayısıyla şu ayeti yeme içmenizde ve ilişkilerinizde doğadaki ilahi evrensel kurallara uyunuz. Size helal kılınanları yiyin, haram kılınanlardan uzak durunuz. Peygamberin yaşadığı gibi yaşayın. Böyle yaşamazsanız çözülürsünüz. Sizi birbirinize sevdiren, birbirinizi ötekine sevimli kılan bağınız, kokunuz dağılıverir ve birbirinizi sevemezseniz şeklinde tefsir etmemiz de mümkündür. Koku ve sağlık ilişkisi. Şimdi kokuların bu kitabımızı ilgilendiren kısmına geliyorum. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mescide giderken soğan ve sarımsak gibi başkalarını rahatsız edecek yiyecekleri yemediğini biliyoruz. Bu tavrıyla temiz ruhların temiz kokuyu sevdiğini, kimsenin kimseyi rahatsız etmemesi gerektiğini ümmetine telkin etmiştir. Öte yandan sarımsak ve soğan yemenin insan sağlığı açısından faydasını vurgulamak için bana Cebrail gelmeseydi ben de sarımsak yerdim dediğini de biliyoruz. Demek ki öyle yiyecekler var ki insan onu yediğinde melekler rahatsız olup o kişiden uzak duruyorlar. Bazı melekler var ki insanların yaydığı kokuya tahammül dahi edemiyorlar. Peki size bir soru. İnsanla birlikte insanın kendi bedenini ve varlığını sürdürebilmesi için ona yardımcı olan kaç melek vardır? Bir tahminde bulunun. 1, 3, 5, 10. Daha da fazlası. Bizimle beraber yaşayan, vücudumuzdaki fonksiyonları sevk ve idare eden sayısız görevli melek var. Bir ayette insanı önünden ve ardından takip eden melekler vardır. Allah'ın emriyle
onu korurlar. Şüphesiz ki bir kavim kendi durumunu değiştirmedikçe Allah onların durumunu değiştirmez buyurulur. Biz bu ayeti yediklerimiz ve içtiklerimizle siz eğer sizi olaylardan, belalardan, hastalıklardan ve sıkıntılardan korumakla görevli yardımcılarınızı kendinizden uzaklaştırıp koruma kalkanlarınızı yok etmezseniz Allah size dert, sıkıntı, keder vermez şeklinde anlayabiliriz. Yahut bu ayette geçen bir kavim kendi durumunu değiştirmedikçe Allah onların durumunu değiştirmez hükmünü Cenab-ı Hakk'ın bedenimiz etrafında ve içinde var ettiği koruma duvarlarını, her türlü savunma sistemlerini biz kendi inatçı çabalarımızla yıkmaksak o sisteme nüfuz edip bozacak hiçbir kuvvet yoktur şeklinde de anlayabiliriz. Vücudumuzun savunma sistemi bölümüne bakınız. Tabii bizimle yaşayan varlıklar sadece meleklerden de ibaret değil. Hatırlarsanız insan vücudu etrafı sayısız düşmanlarla çevrelenmiş müstahkem ve muhkem bir kale gibi demiştik. İşte ayette işaret edilen onu koruyan mekanizmalar ve varlıklar kadar onu yıkacak düşmanlar ve varlıklar da bulunmaktadır. Dini literatürde cinni, şeytani, habis ruhlar adı verilen bu varlıklar bir boyutuyla kanımızda deveran edip duran muzur hücresel varlıklara tıp diliyle ifade edecek olursak virüs, bakteri, antijen adını verdiğimiz zararlılara benzetilmektedir. Tüm bu varlıklar sistemimize dahil olup tıpkı cep telefonumuza Bluetooth ve benzeri kablosuz bağlantılarla sinyal atılması gibi bize sinyal atıp düzenimizi bozarlar. Kur'an'ı tabirle meleklerle birlikte esrafımızda bir yığın habis ruh, cin ve şeytan da mevcuttur. Şunlar şeytanlar ve habis ruhlar bizi yıkmaya ve yoldan çıkarmaya, ötekiler yani melekler bizi ayakta ve istikamet üzerinde tutmaya çalışırlar. Bütün bu varlıkları lehimizde ve aleyhimizde hareket etmeye sevk eden temel mekanizma esasında yaydığımız kokulardır. Nasıl ki et koktukça ona gelen sineklerin şekli ve türü de değişiyorsa, insan oğlu da yaydığı habis kokuları çoğalttığı zaman ona habis ruhlar musallat oluyor. Onlar bir kere insanı ele geçirdiler mi, kolay kolay iyi ruhların insana yanaşmasına müsaade etmiyorlar. Bu hakikati bize hissettiren bir ayette Allah, Rahman'ın uyarısını görmezden gelmeyi, evrensel uyuma aykırı yaşamayı tercih eden kimseye gelince, biz onun içine öteki kişiliğini oluşturmak üzere kalıcı bir şeytani dürtü yerleştiririz buyuruyor. Demek ki biz yaydığımız kötü, ağır ve itici kokularla melekleri kendimizden uzaklaştırdığımızda bizim öteki kişiliğimizi yani hastalıklı ve bezgin halimizi öne çıkarsınlar diye cin, şeytan, habis ruh ve hastalık yapıcı varlıklar kanın içinde deveran eden bakteri, virüs gibi muzur hücresel yaratıklar bizimle temas kurmaya başlarlar. Biz mevcut koruma kalkanlarımızı, vücut savunma sistemlerimiz nefsimizin haz ve lezzet müptelalığıyla yıkıp yok etmezsek hiçbir zararlı varlığın ve hastalık yapıcı unsurun vücudumuza usul etmesine imkan yoktur. Ama biz haram helal demeden ilahi tasarım olmayan geni yeniden yapılandırılmış tahıl, meyve ve sebzeleri Nisa suresinin 118. 120. ayetlerinde sözü edilen şeytanın ben insanlara emredeceğim, Allah'ın yarattığını değiştirecekler dediği hükmün altına giren gıdaları tüketerek koruma kalkanımızı yıkıyor, meleklerin bizi terk edip hastalık yapıcı cin ve şeytanların bedenimizi istila etmesine sebep oluyoruz. Bu varlıkları kendimize çeken ya da onları bizlerden uzaklaştıran en temel unsurların başında yediklerimiz ve içtiklerimizle yaydığımız kokular gelmektedir. Dolayısıyla civarımızda hangi varlıkların bulunmasını istiyorsak o kokuları yayacak gıdalarla beslenmeliyiz. Kokular kapsamlı bir konudur. Biz burada kendi konumuzla ilintisine değinmekle yetiniyor ve
Artık kan gruplarına göre ne yenilip yenilmemesi gerektiği hususuna geçiyoruz.